Odanızı bu halden bu hale nasıl çevirebilirsiniz bunu göstereceğim. Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar ben Burak. En son videoya gerçekten çok güzel yorumlar ve tepkiler geldi. Videonun sonunda şöyle bir şey söylemiştim. İnternette viral olan elektronikle ilgili videoları da bana Instagram üzerinden gönderirseniz videolarda yapılan projeleri burada sizlerle gerçekleştiririz. Ve sizler de Instagram üzerinden bana çeşitli projeleri video olarak attınız. Ve bunların arasından benim de daha önce gördüğüm ilginç projeler vardı. Bugün de bunlardan birini gerçekleştireceğiz. RGB bulut yapacağız. Bunu TikTok'ta ve diğer diğer tüm sosyal medyada Instagram Reels'ta falan sıkla görebilirsiniz çünkü bu aralar viral olan bir video. Yani bazı yayıncılar falan böyle tavanlarına bu buluttan yapmışlar. Ben de bunu gördüğümde açıkçası çok beğendim ve dedim ki neden yapmayalım? Fakat böyle basit bir şey olsun istemedim. Biraz daha bunu kendi tarzımızla yapalım diye düşündüm ve bu sırada en çok beğenilen serimiz olan Akıllı Ev Sistemlerine de birazcık bunu entegre edelim dedim. Ve bu neticede bu bulutları internete bağlayıp internet üzerinden aldığımız hava durumu bilgisini anlık olarak yansıtan yani o da odanızda dışarıdaki hava durumunu birebir simüle eden bir bulut sistemi yapmayı planladım. Böylelikle kendi tarzımızı kattığımız RGB bulutlarımızı sizlerle birlikte bu projede gerçekleştireceğiz. Şimdi sizlere önce projenin biraz çalışma mantığını anlatmak istiyorum. O yüzden malzemelerimi şöyle bir kenara getireyim. Projede kullanacağımız malzemeleri bir araya getirdim. Şimdi temel mantık olarak projemiz şu şekilde çalışacak. Zaten projemizin merkezi nodem suyu olacak. Bu Nodemsus sayesinde özel bir web site kullanarak bir API üzerinden anlık olarak bulunduğumuz yerin hava durumu hakkındaki bilgiyi yani hava durumu nasıl ve sıcaklık nedir gibi bilgileri API üzerinden Nodemsus alacak ve bunu birazdan sizlerle birlikte detaylı inceleyeceğimiz kodun içerisinde bir fonksiyon sayesinde özel animasyonlara dönüştüreceğiz. Bu animasyonları da şimdilik söylemiyorum biraz sürpriz olacak. Onu bulutları yaptıktan sonra birlikte göreceğiz. Bu fonksiyonlar sayesinde yaptığımız animasyonlarla anlık olarak hava durumunu içeride simüle edebileceğiz. Bu simülasyonu yaparken de tabii ki de RGB ledleri kullanacağız. Benim elimde şöyle 5 metre adreslenebilir bir RGB led var. Dediğim gibi bu ledler adreslenebilir. Yani ne demek oluyor adreslenebilir? Bu gördüğünüz şeridin üzerindeki her bir ledi biz programımız üzerinden tek tek kontrol edebiliyoruz. Yani rengini, ne kadar parlaklıkla yanacağını, ne kadar süre yanıp söneceğini tek tek program üzerinden buna gönderebiliyoruz. Bunu da her bir LED'in hücresinin içerisindeki VS2812 çipler sağlıyor. Bu da bizim gibi animasyonlu projeler yapmak isteyen insanlar için gerçekten çok güzel bir seçenek oluyor. Biz de bu projede 5 metre bu LED'den kullanacağız. Takribi tüm güçte 5 amper veya 6 amper gibi bir enerjiye ihtiyaç duyacak. Ve bu enerjiyi normalde Arduino üzerinden veya Nurem üzerinden vermeniz mümkün değil. Dikkat edin yakabilirsiniz. O yüzden harici bir güç kaynağı kullanmaya özen gösterin. Biz de burada 5 volt 2 amper bir güç kaynağı kullanacağız. Adaptör şeklinde oldukça kullanması kolay. Biz 2 amperini tercih ettik. Biraz parlaklığı düşüreceğiz. 5 amper ve üzerinde bir trafo ile beslersek tam parlaklıkta tam güç olarak bunları da kullanabiliriz. Aynı zamanda birazdan yapacağımız bu bulut görüntüsünü verecek madde de şöyle yanımda baya büyük olduğu için getirip size gösteremedim. Şöyle üzerinden de okuduğunuz üzere silikon elyaf. Biz bayağı fazla aldık. Nereden baksanız 5 kilo kadar bir silikon elyafımız var. Bu elyaf sayesinde hatta şöyle içinden de gösterip, Bu gördüğünüz bulutsu efekti vereceğiz. Bu bizim bildiğimiz yastıkların içerisinde, o yumuşak yastıkların içerisinde bulunan madde biz bunu yukarıya yapıştırarak bu bulut görüntüsünü vereceğiz. Fakat bu yapıştırma işlemi bildiğiniz üzere bunlar böyle tel tel olduğu için yukarıya yapıştırması kolay olmayacak. Burada da çok güzel bir çözüm buldum. Ben de bu videoyu yapana kadar bu ürünle karşılaşmamıştım. Şöyle bir sprey var. Bu gördüğünüz aslında yapışkan sprey diye geçiyor. Direkt içerisinde bir uhu tarzı bir yapışkan var. Çok kolay kuruyor. Üzerine sıkıp yapıştırabiliyorsunuz. Deri ve giyim sektörlerinde kumaşları yapıştırmak için kullanıyorlarmış. Bizim de projemizde yukarı yapıştırmamız da bize oldukça kolaylık sağlayacak. Aynı zamanda da malzemeleri de size bir yandan tanıtmış oldum. Yani artık projenin yapım aşamasına geçebiliriz. Önce buraya bu bulutların ve ledlerin montajını yapacağım. Daha sonra da bunu bilgisayar üzerinden Nodem suda nasıl kodlayacağımızı ve nasıl farklı animasyonları ekleyebileceğimizi sizlere göstereceğim. Fakat önce işin en zor kısmı olan bunu tavana monte etme ve bağlantı Yapmakla işe başlayacağız. Daha sonra dediğim gibi bilgisayar kısmında detayları göreceğiz. Haydi zaman kaybetmeden montajına geçelim. Şimdi ilk olarak e, tavana bir kağıtla kaplamam gerekiyor çünkü sıkacağım spreyin direkt olarak tavana e, temas etmesini istemiyorum. Orada şöyle büyük A2 veya A1 boyutunda kağıtla önce yukarıyı kaplayacağım. Daha sonra bu sıktığımız spreylerle beraber el yapımızı yukarı yapıştıracağız. Yani ilk aşamamız alanı kağıtla kaplamakla başlıyoruz. Şimdi bayağı bir e, uzun sürdü burası. Önce bir kağıtla bahsettiğim gibi ilk kağıtla denedik. Kağıtları yukarı yapıştırdık. Fakat buradaki bu spreyler istediğimiz verimi vermedi. Hem kağıdı tutmadı hem de bu yukarıdaki köpük tavanı da tutmadı. Yani e, normalde bunu kullanan adamın kullandığı şey mi farklıydı? Biz mi yanlış bir şey yaptık? Bilmiyorum ama bunlar pek bir işe yaramadı. E tabi orada da hemen bir çözüm bulduk ve buraya e, iple bir iskelet gergisi yaptık e, olta misinasıyla. Bu yaptığımız misinayı biraz daha sık tutarak aralarına da elyafları geçirdik. Bayağı bir uğraştık benim de üstüm başım her tarafım elyaf olmuştu. olmuştu e, ama uğraştığımızda değdi güzel oldu. Şimdi herhangi bir problem yok az önce aşağı falan sarkan düşenler olmuştu ama şimdi onları hallettik. Şu an tek geriye bağlantılar yapmak kaldı şimdi nodem sumu ben buraya bir breadboard üzerine yerleştirdim size daha rahat göstermek için. Fakat bunu siz bir kutu içerisine de yerleştirebilirsiniz. Böyle bir breadboard'la kullanmak zorunda değilsiniz. Daha kolay takılıp sökülebilir olması adına ben böyle bir tercih yaptım. Şimdi adaptörle hem nödem suyu hem de led'leri süreceğiz. O yüzden adaptörümü fişe takıyorum. Ve breadboard üzerinde sizin de ekranda gördüğünüz şemadaki şekilde bağlantıları gerçekleştiriyorum. Şimdi bağlantıları gerçekleştirdim ve çalışması an meselesi derken zaten projemiz de çalıştı. Şu an Odem Su üzerindeki hazır atılı kodla şu an çalışıyor. Aslında şu an Wi-Fi'ye bağlı ve bir havayı temsil ediyor. Şimdi bu havaları hem size yazılımda tek tek göstererek hem de buraya bir test kodu atarak tek tek hangi hava durumunda, hangi hava şartında bize nasıl bir animasyon yapıyor bunları göreceğiz. Hem renk alacak hem de böyle değişik farklı animasyonlarla deneyeceğiz. Şimdi bilgisayara geçip kodlara bir göz atalım. Ardından da test kodumuzu yükleyip bir animasyonumuzu izleyelim ve kodumuzu incelemeye başlayabiliriz. Şimdi en başa şöyle kodu alıyorum. Burada ilk başta bizim gerekli kütüphanelerimizi burada include ediyoruz. Buradaki önemli kütüphanelerden bir tanesi FastLED kütüphanesi. Bu kütüphane sayesinde bazı özel kodlarla birlikte RGB adreslenebilir LED'lerimizi sürebiliyoruz. Aynı zamanda bunun yanında Open Weather, Map Current diye bir kütüphane var bakın burada include ettiğimiz bu kütüphane sayesinde de OpenWeather web sitesi üzerinden aldığımız API'lerle birlikte hava durumunu alabiliyoruz. Bu kütüphane de bizim bu işimizi görüyor. Ardından bir aşağı inecek olursak da burada LED'leri bağlayacağımız sinyal pinimizi 7 olarak belirledik. Daha sonra burada kaç tane led sürdüğümüzü burada belirtiyoruz. Bizim takribi 5 metrelik ledde 300 tane minik hücre bulunuyor. Biz de burada 300 olarak bunu belirttik. Daha sonra altında ledlerimizin kodu var. WS2811 kodlu ledlerimizi sürüyoruz. Sonra color order ve bir altında da parlaklığımız var. Bu parlaklık kısmını sizin kullandığınız güç kaynağının amperine göre arttırıp azaltabilirsiniz. Maksimum 255, minimum da 0 değeriyle bu parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Bir aşağı inecek olursak burada RGB LED'lerimizin her birini bir ereğin içerisine yazıyoruz. Bunu da numlets LEDs içerisine aktarıyoruz. Burada Open ID'si var ve bir altında ise Map Location ID var. Şimdi burada Open web sitesine geçerek devam edeceğiz. Burada gördüğünüz kodları nasıl alacağınızı size göstereceğim. Open web sitesine ilk girdiğinizde yapmanız gereken şey siteye kaydolmak. Siteye basit bir şekilde kaydolduktan sonra API'ye tıklıyorsunuz. Bakın burada API var. Burada size aşağıda paketler sunuyor. Bu sunduğu paketlerden herhangi birine üye olabilirsiniz. Current Weather Data'ya giriyorum. Subscribe diyorum. Ve burada Free seçeneğinden Get API Key'e tıklıyorum. Ardından da buradan API Key'e tıkladığımda bana aşağıda gördüğünüz yerde API Key'imi veriyor. Biz bu API Key'ini alarak gidip kodumuzdaki API ID kısmına yapıştırıyoruz. Daha sonra şehrimizi belirlemek için de burada Weather in your city kısmına İstanbul yazıyoruz. Bakın burada İstanbul çıktı. Bunun üzerine tıklıyorum ve açılmasını bekliyorum. Bakın İstanbul sekmesi açıldığında yukarıda web adresi kısmının sonunda bir sayı var. Bu sayıyı kopyalıyorum ve hem API'yi hem de sayıyı gelip kodumun içerisindeki gerekli yerlere yapıştırıyorum. Bu şekilde API'yi ve hava durumunu hangi yerden alacağımızı tanımlıyoruz. Daha sonra aşağı doğru devam edelim. Burada yine aynı şekilde benim Wi-Fi'ma ve Wi-Fi şifreme erişiyor ve buradan Wi-Fi bağlantısını gerçekleştiriyor. Burada LED'imizin parlaklığı ve LED'lerin konumlarını ayarlıyor. Yine burayı da geçeceğim. Bu bölümde ise aldığı verinin tarihi ve zamanını bazı değişkenlerin içerisinde yazıyor. Yine yine de bunu da arka planda kullandığı için burası da bizim için önemli. Şimdi aşağı indiğimizde artık bizim önemli fonksiyonlarımız başlıyor. Burada bağlantımızı gerçekleştirdiğimizde API bize bazı mesajlar veriyor. Bu mesajlar clear sky veya few clouds gibi mesajlar olabiliyor. Bize burada açık açık hava durumunun nasıl olduğunu mesaj olarak iletiyor. Biz de eğer bu mesajları aldıysak hangi animasyonu yapmasını gerektiğini burada kodumuza söylüyoruz. Yani for döngüsünün içerisinde tek tek kodluyoruz ve festled show koduyla birlikte OLED'lerimizi artık bir animasyona dönüştürüyor. Biz burada 4 tane farklı hava durumunu görüyoruz ve bu 4 farklı hava durumuna göre de 4 farklı renk ve bir tane de animasyon ekledik. Şimdi bu animasyonları tek tek göremiyoruz. O yüzden bir test kodu hazırladım ben size. Fakat ona geçmeden önce size şunu göstermek istiyorum. Şu an data kablosuyla ben nödem suya bağlandım. O yüzden seri monitörümü açıyorum. Ve gördüğünüz gibi bağlantı gerçekleşti. Şimdi bize gelen veriyi şöyle bir inceleyelim. Şu otoscroll'u durduruyorum. Bakın şu an üst tarafta bize anlık olarak tarihi ve saati gösteriyor. Ben bunu time zone'a göre ayarlamadığım için şu an tamamen rastgele tarih ve saat gösteriyor. Burası şu an bizim için önemli değil siz kodu geliştirmek isterseniz zaten açıklama kısmında tüm bilgileri paylaşacağım. Bunun altında ise description kısmında bizim hava durumumuzun nasıl olduğu yazıyor. Şu an clear sky yazdığı için İstanbul'u şu an clear sky olarak görüyor. Gerçekten de şu an İstanbul'da hava açık. Şimdi bunu aşağı alalım. Şu an hava açık olduğu için de gördüğünüz gibi açık havayı simüle eden masmavi bir renk görüyorsunuz. Bunu ben bu kodun içerisinde kendim oluşturdum. Siz değiştirip farklı renkleri de yansıtabilirsiniz. Şimdi ana kodumuzu kapatıyoruz ve test kodumuzu içerisine yüklüyoruz. Şimdi bu yüklenirken ben size test kodunun nasıl çalıştığından bahsedeyim. Test kodu tüm havayı yani 4 farklı hava durumunu sırayla simüle edecek. Bunlar açık hava, hafif kapalı, parçalı bulutlu ve yağmurlu olacak. Bunları sırayla yansıtacak. Şimdi kodun ödem suya yükleyip çalışmasını izleyelim. Şu an kodumuz yüklendi. Bu yağmurlu hava, bakın yağmuru simüle etti. Böyle bir hafif geçiş efekti ekledim oraya. Tamamını dolanıyor ve arada böyle şimşekler çakıyor ve sonunda büyük bir şimşek çakıyor. Bu şekilde de bir animasyon. Açık hava, biraz daha kapalı ve gördüğünüz gibi yağmurlu, fırtınalı hava. Şu an bunları hızlı bir şekilde test kodunda simüle ediyor. Fakat biz bunu gerçek kodda çalıştırdığımız zaman eğer hava yağmurluysa bu şekilde açıksa farklı şekilde parçalı bulutluysa farklı şekilde bizi karşılıyor. Şimdi isterseniz bir de buna çok daha renkli bir kod atalım. Ve böyle odanızda kullanabileceğiniz oyun oynarken veya müzik dinlerken farklı bir ambiyans oluşturabilecek bir de böyle karışık bir kod atalım. Şimdi bunun içinde Feslet kütüphanesinin example kısmından herhangi bir tane kodu atacağım. İsterseniz kod yüklenirken biz de ışıkları kapatalım. Gerçekten ambiyansı yaşayalım. Gördüğünüz gibi baya hoş oldu. Ben de bunu sizlerle birlikte ilk defa deniyorum. Gayet güzel görünüyor. Hatta baya bir havalı. Ben bunu bir Instagram'a story olarak atayım. Aşağı tarafta da kullanıcı adımı bırakıyorum. Siz de beni oradan takip edebilirsiniz. Projemizi başarıyla tamamladık. Gerçekten yaparken ben de çok yoruldum. Yani şu an yerlerde bayağı bir elyaf var. Her yerime o elyaf yapıştı. Üzerime falan da yapıştırıcılar yapışmıştı. Yapması zor ama sorucu gördüğünüz gibi çok keyifli oldu. Eğer siz de odanızı bu şekilde renklendirmek istiyorsanız açıklama kısmında gerekli her şeyi bulabilirsiniz. Bu proje açık kaynaklı bir proje. Ve tabi eğer bu projeyi gerçekleştirirseniz de fotoğraf ve videolarını da bizi etiketleyerek paylaşmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda bu projeyi çok farklı şekilde de geliştirebiliriz. Bu yüzden de Robotistan Teknik Forumlarında bununla ilgili bir konu açacağım. Ve o konunun altında Bununla ilgili yapabileceğimiz geliştirmeler adına konuşacağız. O yüzden sizleri de Robotistan teknik forumlarına beklerim. Ben de orada olacağım. Güzel bir beyin fırtınası gerçekleştireceğiz. Bu sayede de projeyi elimizden geldiği kadar geliştirmeye çalışacağız. Artık videomuzun da sonuna geldik. Bu yan tarafta gördüğünüz bağlantılara tıklayarak projelerimizi izlemeye devam edebilirsiniz. Aynı zamanda yan tarafta bulunan logolara tıklayarak da hem kişisel kanalıma hem de Robotistan'ın kanalına abone olabilirsiniz. Yeni videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.